Bu ağacın fenolojik yapısıyla alakalı, genleriyle alakalı bir durum. Ben İç Anadolu'da özellikle bize yakın yörelerde bu işi yapmak isteyenlere şunu söylüyorum. Ya bu kadar faydalıysa neden bademde uygulanmıyor? Belki acı badem anacının şöyle bir avantajı var. Son yıllarda, son 5-6 yıldır ciddi manada bahçeler tesis ediliyor. Artık klişeleşmiş bir cevabı var. Her yerde böyle. Böyle bir yatırıma girişirken yaptığımız araştırmalarda hemen hemen herkes aynı araştırmaları yapıyordur. Bademle ilgili şöyle bir gerçek var. Aslında ceviz için de geçerli bu. Türkiye'deki bademlerin, tüketilen bademlerin büyük çoğunluğu yurt dışından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediliyor. Bununla ilgili ben TÜİK verilerine bakmadım. Yani ama işte %80 olduğu söyleniyordu bir dönem. Yıllardır söyleniyor bu gerçi. İşte belki %80, belki %70 ama bir gerçek var ki Türkiye'deki o büyük yaygın market zincirlerinde badem almaya çalıştığınızda, badem almak istediğinizde karşınıza çıkan ürünler Amerikan bademleri, ithal bademler. Dolayısıyla yerli üretimin artması gerektiği bir gerçek. Ama diğer taraftan aynı motivasyonla son yıllarda, son 5-6 yıldır ciddi manada bahçeler tesis ediliyor. Adıyaman bir badem merkezi haline gelmiş durumda. Aynı şekilde başka yerlerde de ciddi şekilde badem yatırım yapan insanlar var. Ve bu bahçelerin pek çoğu verime yatmadı. Bir kısmı hiç verime yatmadı, bir kısmı tam verime yatmadı diyelim. Ve yakın gelecekte bu bahçeler tam verime yattığında yurt içindeki üretim, yurt içindeki ihtiyacı karşılayabilir duruma gelebilir. Bu rakamları iyi analiz etmek lazım. Yani şu an badem Türkiye'de ciddi bir üretim kalemi değil. Ama zamanla ciddi bir üretim kalemi haline gelmesiyle birlikte badem çiftçileri sesini daha gür çıkarabilir. Ve bu durumda ithalatı sınırlayacak, zorlaştıracak veya badem çiftçilerini destekleyecek yeni düzenlemeler yapılır düşüncesindeyim. Evet, makako don sorununu doğrudan çözmez bence. Ama riskleri ciddi şekilde azaltır diye düşünüyorum. Yani donla mücadelede en önemli şeylerden birisi ne kadar bu mücadele yöntemlerini az uygulayacağınız. Yani bunlar maliyetli yöntemler. Hangi yöntemi seçerseniz seçin donla mücadelede. Bunu çok uzun süre yapmanız var. Bir de sınırlı bir sürede yapabilmeniz var. Ciddi don riski olan bölgelerde bile makako tercih edilirse diğer türlere göre çok daha sınırlı bir sürede donla mücadele yöntemleri uygulanır ve bu da çiftçiler açısından bir maliyet avantajı sağlar. Ama tek başına sırf makako diktim diyerek özellikle İç Anadolu'da, ovada, düz arazilerde don riskini bertaraf ettim diye düşünmek yanlış. Ama makakonun ve pentanın Sebas tarafından ıslah edilen bu iki tür ıslah edilme sebebi özellikle soğuk bölgelerde, ilkbahar don riskinin olduğu bölgelerdeki riskleri minimize etmek. Bu amaçla ıslah edilmiş türler. Bu türleri tercih edenlerin en büyük önceliği donla mücadele, dondan bir şekilde korunmanın yolunu bulma. Tek başına çözemez ama ciddi fayda sağlar kanaatindeyim. Dünyada böyle verime yatmış, tam verime yatmış, uzun süredir meyve alınan bir makako bahçesi maalesef yok. Ama İspanya'daki Sebas Enstitüsü tarafından ıslah edilmiş ve bu enstitünün temel uzmanlık alanlarından biri, özellikle bademle ilgili çalışmalarında, ıslah çalışmalarında hedeflerinden bir tanesi kendine verimli geç çiçeklenen meyve türleri, badem türlerini ıslah etmek. Bu alanda ciddi tecrübesi var. Daha önce makako ile akraba sayılacak penta adında başka bir tür ıslah etmişler. Ve bu türle verimli, başarılı bahçeler kurulmuş. Makako penta ile aynı genleri taşıyor, benzer genleri taşıyor. Aynı atalardan genlerle hibrit edilmiş, çaprazlanmış bir tür. Dolayısıyla bu enstitünün verilerini ben kayda değer buluyorum. Önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir risk var mı? Yani bölgemize adapte olabilir mi? Türkiye'de herhangi bir sorun yaşanabilir mi? Bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bunu deneyleyerek, bunu gözlemleyerek sonuçlar elde etmiş değiliz. Ama enstitü bence bu alanda uzman bir enstitü ve onun görüşlerini ben önemsiyorum. Ve sorduğumuz sorulara, kendileriyle ben temasa geçtim, ıslahçı profesörle de temasa geçtim. Ve bütün sorularıma çok hızlı bir şekilde gayet olumlu cevaplar verdi. Dolayısıyla ben makako türünü tercih edenlerin özellikle çiçeklenme dönemi açısından herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bu soruyla ilgili özellikle sosyal medyada, özellikle Kemal Cüce Tarım'dan Latif Bey'in artık klişeleşmiş bir cevabı var. Her yerde bunu söylediği için de burada paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Don riski olan yerler için makako, don riski olmayan yerler için de vairo.
bence gayet doğru bir tercih olur. Yani Vairo çok verimli bir tür. Yırt endüstrisi özellikle verimlilik ve hastalıklara karşı işte zor çevresel koşullara dayanımla alakalı ıslah çalışmalarını yürüten bir endüstri. Sebas Endüstrisi ise makroküyü ıslah eden. O da yine kendine verimlilik, yine hastalıklara dirence önem veriyor ama diğer taraftan geçişeklenmeye de önem vermişler. Bu alanda da çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla bu işlerde yani bütün özellikleri, bütün genleri üstün bir tür çeşit elde etmeniz mümkün değil. Yani İngilizce'de trade-off diye bir ifade var. Türkçesi yani bir şeylerden kazanıyorsanız bir şeylerden taviz vermeniz gerekiyor. Bu da makakonu biraz meyve kalitesine yansımış. İç oranı çok yüksek değil. Sert kabuklu bir çeşit. Feragnes'e göre özellikle daha sert kabuğu var ve iç oranı birazcık daha düşük. Ama size yani İç Anadolu'da birinci tercihiniz geçişeklenme olacağı için başka bir alternatifi olmuyor çiftçilerin. Evet, bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Yani çok fazla bu alanda yayınlanmış makale yok. Deneysel sonuçlar ben bulamadım. Bulan birileri varsa da benimle paylaşabilir yorumlar bölümünde. Yani modifiye lider teoride kağıt üzerinde çok başarılı bir sistem. Işık yönetiminin çok etkin sağlandığı, ağacın dikine büyütüldüğü, çok başarılı gözüken bir sistem. Beni de çok cezbeden bir sistem. Ama gelin görün ki işte Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İspanya'daki bahçeler, o sosyal medyada yayınlanan, YouTube'da bulabileceğiniz videoların tamamındaki terbiye sistemi Goble. Genelde 3 veya 4 dallı Goble sistemi tercih edilmiş. Modifiye lider sistemin verimlilik açısından bir avantaj sağlar mı? Yani ışık yönetimi açısından daha etkin ışık yönetimi sağlanacağından daha faydalı olacağı söyleniyor. Ama ben bugüne kadar modifiye liderle terbiye edilmiş bir bahçe maalesef görmedim. Ya bu kadar faydalıysa neden bademde uygulanmıyor? Belki biraz terbiye sistemini uygulamak daha zor. Birkaç yıl boyunca daha uzun gayret sarf etmeniz, daha fazla iş gücü harcamanız gerekiyor olabilir. Ama şunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle sık dikilmiş bahçelerde ağacın daha dik büyümesini istiyorsanız modifiye lider sistemi tercih edilebilir. Ama onun da dezavantajları var. Saçak kök yapan klonal araçlarla ağaçlarınız aşılıysa modifiye lider ağacı çok dik büyütmek de belirli dezavantajları beraberinde getirebilir. Çevresel faktörlere daha hassas ağaçlar ortaya çıkabilir. Rüzgardan daha kolay etkilenen, daha kolay kırılabilen ağaçlar olabilir. Ama hacim açısından, toplam hacim açısından dikine büyütülen ağaçlar sizin çok daha sık dikim yapabilmenizi sağlar diye düşünüyorum. İkisini de tavsiye eden, her iki terbiye sistemini tavsiye eden çok değer verdiğim insanlar var. Yani İç Anadolu'da dikim yapıyorsanız bence GF677 daha özellikle karasal iklimin etkin olduğu soğuk yerlerde GF677 tercih edilmesi gereken bir anaç. Hem kuraklığa çok daha dayanıklı, susuzluğu tolere edebilen bir anaç. Ve garnemin şöyle bir dezavantajı var. Garnem ağaçları birkaç gün erken uyandırıyor. Özellikle ilkbahar geç don riski olan yerlerde garnem anacıyla ağaçlarınızı daha erken çiçeklendirmiş olursunuz. Ama garnemin de kendine göre avantajları var. Yani ağaçlarınızın çok verimli olmasını istiyorsanız çok sık sulamanız gerekecek. Ve GF677'ye göre garnemin suyla arası daha iyi. Toprağınızda nematot varsa garnem bunu tolere edebilen bir anaç. GF677 yoğun miktardaki nematotu tolere edemiyor ve uzun vadede ağaçlarınız ölmeye başlıyor. Makako, Penta ile birlikte şu an Türkiye'de yer alan, fidancılar tarafından sağlanabilen badem türleri arasında en geç çiçeklenen badem türü. Ve cevizciler tarafından tercih edilen en yaygın türlerden biri olan Chandler'dan muhtemelen daha erken çiçekleniyor. Benim kendi bahçemde yapabildiğim gözlem bu şekilde. İlkbahar geç donları açısından ceviz daha avantajlı gözüküyor. Yani İç Anadolu'da neden ceviz dikilmesin? Ama cevizin biraz daha toprak seçiciliği var bildiğim kadarıyla. Yani cevizciler beni düzeltebilir, bu alanda uzman kişiler. Ve başka bir gözlem kendi bahçemde. Biz ceviz ağaçları, yani 5-6 tane ceviz ağacı diktik deneme amaçlı. Ve bir türlü bu fidanları yaşatamadık. Ağacın kendisini büyütmekte zorlanıyoruz. Sürekli yeni sürgünler, özellikle sonbahar dönemindeki donlardan, sonbahar erken donlarından etkileniyor. Bademin yaşayabildiği soğuk havalarda, badem ağacının, yeşilken yaşayabildiği soğuk havalarda ceviz ağacının çok daha kolay etkilendiğini gördüm ben. Yani bilemiyorum, İç Anadolu'da bu işi yapan cevizciler var ama ben kendi bölgem açısından cevizin çok kolay bir yatırım olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bademe yöneldik. Hem toprak seçiciliğinin az olması, hem nispeten daha az su istemesi, hem de bu klonal araçlarla
cevize göre daha erken verime yatması açısından bize badem daha avantajlı geldi ve bademi tercih ettik. Bu alanda bir tecrübem yok. Yani susuz arazilerde acı badem anacı tercih edilebilir. Kazık kök yapması nedeniyle daha derinden su alabilir ama acı badem anacı çok güçlü bir anaç değil. Nematoda karşı özellikle. Ve yani ağacınızı çok sulamak istiyorsanız, verimliliğini arttırmak istiyorsanız acı badem doğru bir tercih değil bence. Böyle sınırlı sulama imkanı olan yerlerde, kireci ve tuzlu bu arada iyi tolere edebilen bir anaç. Acı badem anacı ama benzer özellikler GF677'de de var. Klonal anaçların şöyle bir avantajı var. Hepsi hastalıklardan ari, arındırılmış genlerden doku kültürü yöntemiyle üretildiği için bütün bahçedeki ağaçlarınız birbiriyle özdeş tepkiler veriyor. Aynı dönemde çiçekleniyorlar, aynı dönemde meyveye yatıyorlar. Meyvelerin kalitesi, işte olgunlaşması, her şey birbiriyle aynı oluyor. Ama acı badem anacında birbiriyle özdeş anaçlar bulmak çok zor. Yani bence klonal anaçların, doku kültürüyle üretilen klonal anaçların kağıt üzerindeki faydaları benim kafama yattı ve ben tercihimi klonal anaçtan yana kullandım. Ovada mevcilik olabilir ama çok zor. Yani donun dağılması, donun akıp gitmediği bir yerde mevcilik yapmaya çalışmak gerçekten çok zor. Ben İç Anadolu'da özellikle bize yakın yörelerde bu işi yapmak isteyenlere şunu söylüyorum. Bu işi kesinlikle birincil gelir kaynağınız olarak görmeyin. Yani bütün varınızı, yoğunuzu bu alana yatırıp buradan gelecek parayla geçiminizi sağlayacaksanız kesinlikle böyle bir işe girmeyin. Biraz daha deneme amaçlı, belki hobi amaçlı veya ikincil, üçüncül gelir olarak böyle bir işe girdiyseniz yapılabilir. Ama birkaç yıl sonunda bu iş başarısız oldu. Biz işte bahçemizi sürüyoruz, ağaçlarımızı köklüyoruz ve buraya artık başka şeyler ekebiliriz diyorsanız ve bu alanda harcadığınız paralar sizin için unutabileceğiniz miktarlarsa böyle bir işe girebilirsiniz. Ama diğer türlü ciddi riskler var. Sadece ilkbahar geç donları açısından değil, sonbahardaki soğuk hava, kışın havanın çok soğuk seviyelere düşmesi, yağmur yetersizliği, sulama sularının uzun vadede tükenecek olması, tükenebilir olması bu yatırımları çok cazip kılmıyor maalesef. Bu bana çok sorulan sorulardan bir tanesi. Sebas Entüs'ün yaptığı çalışmalar var. Murcia'da kendilerinin işte yetiştirdikleri ağaçlar. Macaco Ferragnes'ten yaklaşık 2 hafta geç çiçekleniyor olmasına rağmen hasat dönemi Ferragnes'le aynı dönemde. Dolayısıyla geç çiçekleniyor olması onun daha geç olgunlaşacağı anlamını taşımıyor. Bu ağacın fenolojik yapısıyla alakalı, genleriyle alakalı bir durum. Dolayısıyla bu jeneratif dönemdeki 2 haftalık kısa süre meyve kalitesine yansıyor. Biraz daha küçük, biraz daha iç oranı daha az bir meyve elde ediyorsunuz Macaco'da. Sebas bu yıl bu konuyla alakalı bir makale yayınladı. Dünyadaki en erken çiçeklenen türlerden biri olan Desmayo Largueta, umarım yanlış söylememişimdir ismini, ve Tardona, kendi ıslah ettikleri bir tür. Tardona şu an dünyadaki en geç çiçeklenen badem türü. Ticarileştirilmiş bir tür değil bildiğim kadarıyla. Sadece deneysel amaçlı şu anda üzerinde çalışıyorlar. Piyasada bulabileceğiniz bir tür değil Tardona. Ve bu iki badem türü arasında 2 ay gibi astronomik bir çiçeklenme süresi farkı var. Ve bununla ilgili bir deney yapmışlar. Özel bir ortamda bunların soğuklama ve sıcaklama koşullarını değiştirmişler. Bununla ilgili makalenin linkini açıklamalar bölümünde paylaşıyor olacağım. Merak edenler daha detaylı okuyup inceleyebilir. Bu da aslında bilim dünyasında tartışmalı bir konu. Sebas Enstitüsü'ne göre kendine verimli türlerin tozlayıcıya ihtiyacı yok. Meyve kalitesine olumlu bir katkısı yok tozlayıcı kullanmanın. Penta ve Macaco türleri benzer dönemde örneğin çiçekleniyor. Bu iki türün birlikte dikilebileceğini söylüyor Sebas Enstitüsü ama temel amaç tozlaşmayı arttırmak değil, meyve kalitesini arttırmak da değil. Tamamıyla hasat dönemini özellikle kademelendirmek. Çok büyük bahçelerde bahçenizin yarısını makako, yarısını penta dikerseniz bunlar benzer dönemde çiçeklenir ve çiçeklenme dönemindeki kültürel faaliyetleri hemen hemen aynı dönemde uygulayabilirsiniz. Diğer taraftan hasat döneminde aralarında bir hafta fark olduğundan hasat uzun bir süreç. Bir haftalık bir avantajınız oluyor. Acı badem anacının şöyle bir avantajı var. Kazık kök yaptığı için özellikle kıştan kalan ilkbahar dönemindeki yağmurlardan o derine inen suyu daha kolay alabiliyor, erişebiliyor. Daha uzun süre
suyu alabiliyor. Böyle bir avantajı var Acıbadem Anacı'nın. Ama ikisi mukayese edilmiş. Daha böyle sınırlı sulanan bölgelerde bununla ilgili yine deneyler yapılmış bilim dünyasında. Ve GF677 anacının Acıbadem Anacı'ndan aslında susuzluğa daha dayanıklı olduğu tespit edilmiş. Ama toprağın altında 1 metre işte daha derinlerde su varsa da bir şekilde uzun süre su kalıyorsa Acıbadem Anacı'nın bu suyu daha uzun süre alabileceği göz önünde bulundurularak pek çok çiftçi tarafından şu anda Acıbadem Anacı susuz arazilerde tercih ediliyor. Burada paylaştığımız konular, ben hiçbir zaman bunların tamamıyla doğru olduğunu iddia etmiyorum. Yorumlar bölümünde izleyen kişiler daha iyi bildiklerini düşündükleri şeyler varsa lütfen paylaşsınlar. Hep birlikte sonraki videolarda bunları yeniden ele alabilir, değerlendirebiliriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.